Şimdi hiçbir şair yazarken odasına çekilip işte ben kendi sorunlarımı yazayım, kendi kişisel dertlerimle boğuşayım burada, bunları da okura sunayım diye düşünmez. Yani bu nevrotik bir sayıklamaya döner. Normalde bizim yaşadığımız toplumda aynı sıkıntılarla boğuşuyoruz. Yani bir arkadaş ortamında benim çok özel bir problemim var dediğinizde kesin karşıdan ben de benim de diye bir ses duyarsınız. İşte özneler değişik olabilir, konumlar değişik olabilir ama bir dert birliğimiz var. Özellikle de kadınların, ben bir kadın olarak yazdığım için de Türkiye'de yaşayan bütün kadınlarla aynı dertleri taşıyorum, aynı dertlere sahibim. Aşık olduğum zaman da özneler değişik ama ben de aşık oluyorum ve aşkımı yazıyorum. Dolayısıyla bu da karşı tarafa temas ediyor, buluyor. Yazarken en önemli şeylerden bir tanesi benim fikrime göre temas ettiğin şeyi yazmak. Kurgulanan şeyi yazdığınız zaman karşı tarafa samimiyeti veremiyorsunuz. Yani onun bir imge bombardımanına döndürdüğünüz zaman çok temas etmediğinizde karşı taraf da o şeyin içine giremiyor. Ben derken sesiniz daha güçlü çıkıyor, daha kalın çıkıyor. Ama empatik söylemlerde daha imgelerle dolu, daha vızıldamak şeklinde çıkan şeyler var. O yüzden ben şiirle ben demeyi tercih ediyorum. Yani ben dediğim zaman daha doğruyu anlatmış gibi hissediyorum karşı tarafa. Yani olabilir miyim de ötesinde şiir tam bir öz savunma alanıdır. En yakın tarihte hepimizin tanık olduğu, tanık olmaktan da çok mutlu olduğum Gezi direnişini düşünün. Gezi direnişinde çadırların etrafında dizeler vardı. Yani bir sürü şair dizeleriyle, yaşayan ya da ölmüş şairlerimiz dizeleriyle direnişe katılmışlardı. Siz yazarken bir örgüt kurarsınız. Odanızda aslında bir örgütlenme biçimidir yazmak, bir direnme biçimidir. Dolayısıyla sizin yazdığınız örgütün üyeleri genişlemeye başlar. Siz kendi başınıza bir örgüt kurarsınız. Sonra bir bakmışsınız işte İzmir'den ses gelmiş, işte Muş'tan ses gelmiş, başka bir yerlerden ses gelmiş ve örgütünüz giderek büyümüş. Ve bir direnme biçimine dönmüş. Örgütleşmekten dediğim tam olarak da bu. Direnmek biçimidir şiir. Yazmak da öyle. Okur olarak da, şiir okur olmak da bir şey direnmekle alakalıdır. Tamamıyla öz savunma olduğunu düşünüyorum şiir yazmanın. Yazmanın bir öz savunma olduğunu, illa şiir olması gerekmiyor. Öykü yazan arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyorlardır eminim. Şimdi bütün hesapları kapatmak mümkün değil. Çünkü kapanmayacak kadar çok hesap var. Öyle bir çağda yaşıyoruz, öyle bir çağa tanıklık ediyoruz ki bu sakin kalabilmek çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Çok sakin kalabileceğimiz bir çağa tanıklık etmiyoruz. Mesela küfür etmek gündelik hayatımızda kurgusuz bir boşanma biçimi. Kurgusuzca gelen bir durum. Yani onu çok düşünmeden sözün bittiği yerde küfür ediyorsunuz. O gelişine gelen bir durum. Ama mesela yazıda yaptığınız saldırma ya da küfür şeyi, küfür kullanma durumu biraz daha bilinçli bir kurgu. Çünkü orada artık söyleyecek bir şeyiniz yok. Tepkinizi başka türlü ifade edemiyorsunuz. Ve bunlar sizin küfürde kullandığınız aynı görsellik gibi bir olanak. Küfür şiirde bir olanak. Saldırmak şiirde bir olanak. Çünkü mıy mıy yazılan şey, mıy mıy yaşanan şey olmalı. Yani biz mıy mıy yaşamıyoruz. Biraz daha gürültülü yaşıyoruz. Çok sakin hayatlarımız yok. Birçok şeylerle boğuşuyoruz. Yani bu ülkede bir haberleri açıyorsunuz. Her gün öldürülen kadınları duyuyorsunuz. Şiddet gören kadınları duyuyorsunuz. Çocuk tacizlerini duyuyorsunuz. Burada küçük seslerle bir şeyler yazmak, konuşmak çok mümkün değil. Bu yüzden bağırmak, küfür etmek istiyorsunuz. Yani yapabileceğiniz başka bir şey kalmadığı zaman aslında bir çeşit de çaresizlik de var bu işin içinde. Yani küfür çok da konforlu bir yerden edilmiyor. Çok sıkıştığınızda, canınız yandığında küfür ediyorsunuz. Ben öfke benim için çok önemli bir şey. Öfkemi de kaybetmek istemiyorum işin özü. Yani hayatımın benimle ilgili olmayan kısımlarında hayat çok güzel akmıyor. Biz de işte odalarımıza çekilip elimizde pamuk şekerleriyle şiir yazmıyoruz. Şiir yazmak bu kadar konforlu bir şey değil. Bu yüzden öfke şart. (gülüyor)
Şimdi o şiiri yazdığım zamanlarda bütün dergilerde şair kadınlar, kadın şairler, kadın dili gibi dosyalar hazırlanıyordu ve sürekli kadın şairleri bir ön plana çıkartma çabaları vardı. Bunlar da erkek editörler tarafından yapılıyordu. Yani işte bir takım erkekler yine bizim hakkımızda kararlar veriyordu, dosyalar çıkarıyordu ve sürekli kadın dilinden bahsediyorlardı. Ama çok saçma bir yerden, bence çok tutanaksız, dayanaksız bir yerden bahsediliyordu. Çünkü kadın dilini bahsettiğiniz yer eğer bir şair kadın mı denmeli, kadın şair mi denmelinin ötesine geçemiyorsa bu işte kadınlar kelebektir ızdırmalamasından öteye geçmeyen bir durum haline alıyor. Yani o yüzden de ben bunun biyolojik olarak erkek dilinden bir farkının olmadığını, işte bu normal bir insan dili, işte bu siz dosyada yapsanız insan dili, işte yüzyıllar boyu kadından bahsetseniz de bu bir insan dili, bunu vurgulamak istedim. Ama kadın dilinden bahsetmek tabii ki önemli. Yani tırnak içinde bir kadın dilinden tabii ki bahsedeceğiz. Yani nasıl bahsedebiliriz? Yıllarca erkek ismiyle erkek müstaharlarla eserlerini yayınlamak zorunda kalan kadınlar var. Mesela bunlardan bahsedeceğiz. Eğer bir kadın dilinden bahsedeceksek ya da işte yazdığımız şiirde cinsellikten ya da sevişmekten söz ettiğimizde cesur diye nitelendirilmemizden söz edebiliriz. Mesela bu benim için çok önemlidir. Ben şiir yazdım. İşte kadın şair, kadın şair diye ortaya çıktı arkadaşlar. Bir popoflama çabalarına girdiler. Ama hep beni cesur diye lanse ettiler. Yani çok saçma sapan. İşte bu dosyaları hazırlayan arkadaşlar aynı zamanda size cesur diyen arkadaşlardı. Bunların hepsi erkek editörler. Bildiğimiz hala günümüzde devam eden erkek editör şiddeti vardı. O aslında biraz eleştirel bir yaklaşımdı. O şiir biraz ironik bir görsel şiirdi. Tamamıyla bunun biyolojik olarak insan dilinden hiçbir farkının olmadığını belirtmek için yaptığım bir şeydi benim. Yani şimdi buna çok klişe olacak ama yani bu aslı olmayacağım kesin. Ama motor bile patlayarak çalışan bir şey. Yani ben bu olmasaydı başka bir yerde patlayacaktım. Bunun bir patlama olduğunu düşünüyorum. Ne olabilir? Dans edebilirdim. Çok güzel bir sesim yok ama şarkı söylerdim. Ama mutlaka sanki hani bunu dışarı çıkartmam gereken bir enerji var içinde. Bunu bir yerde kullanırdım. Neresi olduğunu bilmiyorum ama yazmak bu anlamda bana daha yakın, daha samimi gelen bir şey. Sanki bütün bunların arasında yazarak kendimi dönüştürme, kendimizi gerçekleştirme dediğimiz şeyi daha iyi yakaladığımızı düşünüyorum. Mesela şey var, 17. yüzyılın ortalarındaydı yanılmıyorsam bu cadıların yakılma meselesi, işte kadınlara cadı deniliyor ve onların yakılması meselesi var. Erkek kardeşleriyle eşit miras hakkı istedikleri için kadınlara cadı deniyor ve yakılıyorlar. O zaman orada yaşayan da kimi ismi cismi bilinmeyen kadınlar sırf isimleri duyulsun, işte bir iz bıraksınlar, işte hayatta bir imgeleri olsun diye cadı olduklarını söylüyorlar. Yani hani yakılma pahasına biz cadıyız diye ortaya çıkıyorlar. Bir şekilde var olma çabası, ölmek pahasına var olma çabası. Aslında güzel bir tezat da içeriyor burada. O yüzden biz yazarken biraz fazla cadıyız. Çünkü karşımızda tırnak içinde bir düşman var. Yani sistem olarak düşman var, devlet olarak düşman var, işte baba erkek, devlet erkek, sistem erkek ve siz kadın olarak yazıyorsunuz, cadılık yapıyorsunuz, ölmek pahasına yapıyorsunuz. Burada ölmek derken hani fiili bir şeyden bahsetmiyorum ama bir mücadele veriyorsunuz, bir mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Bu mücadeleyi sürdürürken de farkında olmadan sadece yazma kısmında kalmıyorsunuz olayın. Bir bakmışsınız mücadelenin içine girmişsiniz. Dolayısıyla dönüşüm de başlamış oluyor. Yani yazmak bu anlamda bence insanın kendini gerçekleştirmesi için en güzel şeylerden bir tanesi.